Günaydın. Bugün 12 Ağustos 2024 Pazartesi sabahı. Saat 7.30'da yine yola çıktık. Bugünkü yolculuğumuzu Kocaeli İzmit'e doğru yapacağız. Yine birbirimizi ayartıp bir bahane bulup yine yola çıktık. Saat 7.30. Sabahın erken saatleri, serin serin gidiyoruz. Mami, bugünkü bahanemiz ne? Bir önceki videodan malumdur. Birçok kez lastiğim patladı ve iç lastik stoklarını tükettim. Dün Adapazarı'nda birkaç yere baktım. Fiyatları çok yüksek geldi. İnternetten baktım ve İzmit merkezde bir bisikletçide, Sakarya'dakinin aynı ürünün yarı fiyatından biraz daha düşük bir fiyatına iç lastik buldum ve akşam Emre'ye mesaj attım. Ben yarın İzmit'e gidiyorum iç lastik almaya diye. Tabii bu bisiklet sürmeye bir bahane. O da 7.30'da hazırım dedi. Ve yola koyulduk. Evet, yine bisiklet. Yine erken kalktım. Sabah 3'ü geçiyordu yattığımda ama 7'de zımba gibi ayaktaydım. Onun sebebi de yine bu bisiklet. Gidiyoruz, bakalım neler çıkacak karşımıza. Evet, bu sabahki kahvaltımız. Şu an Eşme'deyiz. 17-18 kilometre yaptık. Ortalama hızımız şimdi baktım 23 kilometreymiş. Yaklaşık 45 dakikada falan buraya vardık. Kahvaltımızı yaptıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Çıktığımız bir saat oluyor. Bir saatte ortalama 23 kilometre yol geldik. Az önce Ormanya yokuşunu çıktık. Hem yokuşun verdiği zorlama hem de artık güneşin arkamızdan sırtımızı sıvazlaması bizim enerjimizi birazcık azalttı. Ama şimdi düz yollar başlıyor. Birazdan da Kartepe'den bisiklet yoluna girmeyi düşünüyoruz. Şu an için her şey iyi. Mami, bisiklette en çok sevdiğin an hangisi?
Yokuş inmek. Evet evet, şu an biz onu yapıyoruz. Hep severim ineyim. Hiç sevmem çıkayım. Hiç sevmem çıkayım. Kartepe alt geçidinden inmeyip yan yoldan devam ettiğinizde Kartepe'nin kavşağını geçtiğinizde buraya geliyorsunuz. Buradan biraz geriden dönelim. Evet, bu yan yol sizi birazdan bisiklet yoluna bağlayacak. Bu yöne gelip de bu girişi bilmeyenler için bir yol haritası olsun diye düşünüyorum. İnsanın kendine ait yolu olması çok güzel. Mami, bu yol İzmit merkeze kadar gidiyor biliyor musun? Aa, bizim oradakiler bu... gibi duvara çarpmıyorsun. Önce bir yemek molası verelim, sonra devam edeceğiz. Acıkmış. Kısa bir Decathlon turu yaptık ama inanın hiçbir şey çekmedim. Çünkü bisiklet reyonunda doğru dürüst ürün yok. Yazın ortasındayız ama Decathlon'da bisiklet ürünü pek yok. Şu an güncel bilgi verelim. Bu çantanın fiyatı 195 lira. Yarış bisikleti iç lastiğinin fiyatı ise 170 liraydı. Bilginiz olsun. Thank you.
Çok iyi be. Vallahi var ya, yorgunluğumu unutuyorum burada. İyi ki de gelmişiz ya. Bisikletle gittiğim hiçbir yoldan pişman olmadım. Bugün de olmuyorum. Olmayacağım da. İnşallah böyle devam edecek. Siz de sürün, siz de pişman olmayın. Bisiklet sürmezsen trafikte sürünürsün. Arabonuslar şey gibi. Evet, Seka Park'tayız. Yola çıktığımız 47 kilometre oldu. Ve bu 47 kilometre boyunca Decathlon'a uğradık. Bir yemek yedik. Şişman bisiklete uğradık. Şimdi de buradayız. Denizle kavuşan her yer ayrı bir güzel. Onun tadını şu an rüzgarın, denizin kokusunu. En yani çok şikayet ettiğim konu, E5'ten geldiğimiz için araç ses kirliliği diyebilirim. Yani her dakika başı dakika başı kamyon, büyük otobüs falan geçiyor. Bir o huzursuzluğumuz vardı. Haricinde buraya gelene kadar hiçbir şikayetimiz yoktu. Şu ana kadar çok güzel. Şu an galiba biz bir çayı falan bir şeyleri hak ettik. Aynen. Şimdi bir çay içelim. Güzel, keyifli bir antrenman oldu yani. Sıcak harici. Bizi yoran güneş oluyor yani. Biraz sıvı kaybı güneş yoruyor. Yoksa onun haricinde buraya kadar gelmek güzel, keyifli. Sendeki keyif kuaför Bilal'de yok be. Bilal'i geçemem. Bilal'i geçemem. Keyfine düşkün adam. Paşa torunu. Emre Yaman TV içeriklerini seyretmeyen esnaf ve zanaatkarlar arkadaşımıza da selamlarımızı iletelim. Burayı böyle doğal kademeli yapmaları çok güzel. 4 kat. Merhaba dostlar. Hak ettik ya. Vallahi 50 kilometre yakın yol geldik. Şimdi Maide mi burası? Evet, Maide. Maide. Kafede biraz soluklanıyoruz. Dönüşe geçmeden önce limonatalarımızı içiyoruz. Güzel. Yol yapınca bu işler daha tatlı geliyor. Belediyenin işletmiş olduğu bir mekan. Kapalı alanı da var. Restoran da var. Deniz kenarında şöyle bir manzarası da var. Şöyle gösterelim. Soğuk bir kahve mi içsen acaba? Ne yapsan? Ne dersin? Limonata var.